Herkese merhabalar. Ofiste Diyalog serisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz tarım sektörü ve yanımda Ali var. Ali hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Ben deyim, teşekkür ederim. İzleyicilerimiz için kendini tanıtarak başlamak ister misin? Tabii. Ben Ali Tomaroğlu. ERP proje uzmanı olarak çalışıyorum. 10 yılı aşkın süredir de ERP programlarında ERP uzmanı olarak çalışmaktayım. Peki Ali, bugün tarım sektörünü konuşacağız seninle. İstersen başlayalım. Bize genel olarak tarım sektörünü anlatıp alt kollarını ayırabilir misin? Tabii. Tarım sektörü bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesine odaklanan bir sektör. Burada bunları alt kollarına ayırdığımız zaman hayvancılık, su ürünleri ve bitkisel üretim olarak bahsedebiliriz. Bunlar da yine kendi işlerinde ayrı bir kollara, kategorilere ayrılıyor. Hayvancılık büyükbaş, küçükbaş, kümes hayvancılığı olarak. Su ürünleri deniz ve göllerde kurulan deniz çiftlikleri, göl çiftliklerini söyleyebiliyoruz. Yine bitkisel ürünlerinde de insanların, hatta tüm canlıların ihtiyaç duyduğu besinlerin üretilmesini sağlayan bir sektör. Burada yine bu sektörün en önemli ihtiyacı sürdürülebilirliği ve verimliliği sağlamak. Burada çıkan ürünlerin uygun muhafaza koşullarını sağlayabilmek ve kullanım noktalarına ulaştırıp pazarlanmasını sağlayabilmek önemli oluyor. Peki. Şimdi tarım sektöründeki işletmeler ERP kullanmak zorunda kalıyorlar vesaire. Onların ihtiyaçlarını da bize anlatır mısın? Tabii. Yani burada aslında üretim sektörü bir üretim sektörü olduğu için, bir üretim yapısıyla işlediği için temel olarak bir üretim yönetimine ihtiyaç duyuyorlar. Bu üretim yönetimi içinde aslında ham maddeleri ve yarı mamullerin teminini sağlayan, bunların planlanmasının ihtiyaç duyduğumuz bir yapıya ihtiyaç oluyor. Yine bu ürünler üretildikten sonra uygun şartlarda muhafaza edilmesi için ilgili bir stok depo yönetimi işleyişleri karşımıza çıkıyor. Yine bunların lojistik ağında, yani ilgili kullanım alanlarına ya da ilgili pazarlara, tüketicilere ulaşmasındaki bir lojistik süreci devreye giriyor. Tüm bu işlemleri devam ederken aslında bir de e-devlet dönüşüm işlemlerimiz oluyor. Burada e-faturalar, e-irsaleler, e-müstahsil makbuzlar ile bir e-devlet süreçlerine ihtiyaç duyuyoruz. Yine ürünlerdeki raporlamalarla ilgili ERP programlarına ihtiyaç duyuyoruz. Onun dışında analizlerle ilgili tüm bu analizleri girebileceğimiz ya da gösterebileceğimiz ERP ihtiyaçlarına ihtiyacımız oluyor. Tamam. Peki şimdi ihtiyaçları güzel sıraladın bize. ERP programları bu ihtiyaçlara yönelik olarak hangi çözümleri sunuyor? Tabii, az önce de dediğim gibi aslında temel olarak bir üretim yönetimi ihtiyacımız burada var. Yani tarım sektörü aslında bir üretim sektörü. Üretim sektörü tamamen aslında olmayan bir ürünü ortaya çıkarmakla ilgili ve bunun pazarlanması ile ilgili. Burada en temel şey üretim yönetiminin aktif olarak kullanılması, bunu sunabilmesi gerekiyor ERP programların. Bu üretim yönetimini sunarken de aynı zamanda ham maddelerin planlamasına, ürünlerin planlanması, yarı mamullerin teminin planlanması gerekiyor. Yani burada bir malzeme yönetiminin de yapılabilmesi gerekiyor. Yine bunlarla birlikte tarım sektörü olduğu için aslında çok fazla bir analiz kısmı gerektiren yapılar da var. Bu analiz kısmı da ürünün kalitesiyle ilgili, ürünün verimliliğiyle ilgili ya da kullandığınız ilaçlarla ilgili olabiliyor. Burada da bir analiz modülünün tamamen bu verileri tutabilmesi için gereklilik haline geliyor. Yine bu ürünler üretildikten sonra bir depolama ve bunların muhafaza edilmesi için bir depolama sürecine de ihtiyacımız var. Burada stok depo ya da depo kısımlarını kullanabileceğimiz ERP çözümleri gerekiyor. Yine bunları az önce de bahsetmiştik. Daha sonra kullanım noktalarına götürmemiz gerekiyor. Ya da bu ürünleri tüketiciye ulaştıracağımız aşamada bir lojistik süreci başlıyor. Bu ürünleri ulaştırmakla ilgili, lojistikle ilgili dağıtım ya da lojistik modüllerine ihtiyaç duyuyoruz. Daha sonrasında tüm bunlar içinde de bir ERP çözümleri şunu üretmesi gerekiyor. Bir e-müstahsil makbuzu, çünkü tarım sektöründe vergi mükellefi olmayan üreticilerden de ürünler alabiliyorsunuz ve onları aldığınız ürünler karşılığında bir makbuz kesmeniz gerekiyor. E-müstahsil makbuzu kesmeniz gerekiyor. ERP programı bunu sağlamak zorunda. Aynı şekilde e-devlet süreçleri oluyor. E-fatura gönderebiliyor olmanız gerekiyor. E-irsaliye gönderebiliyor olmanız gerekiyor. Bunlarla birlikte yine İşleyiş içinde bunların tek bir program üzerinden gerçekleşmesi de gerekiyor. Yani ERP'nin bunu da sunması gerekiyor. Çünkü bu veriler çok dağıldığı zaman bunları toplamak, raporlamak daha zor bir hale gelebiliyor. Bunların aslında tamamen bütünleşik bir yapıda, tek bir program, tek bir ERP çözüm içinde olması da bu kısımda önemli oluyor. Önemli bir ihtiyaç olmuş oluyor karşımızda. Tamam. Şimdi tarım sektöründe yanlış ERP seçiminin de sonuçları belki de ağır olabilir. Çünkü ciddi yatırım gerekebiliyor bazen.
Tarım sektöründeki işletmeler ERP programı seçerken nelere dikkat etmeli? Öncelikle kullanım kolaylığı gerekiyor. Çünkü tarım sektöründe tarım sahalarında aslında birebir şehir merkezlerinde bulduğumuz altyapı desteğini belki bulamayabiliyoruz. Oralara lokal sistemler kuramayabiliyoruz. Evet. Bu yüzden buradaki temel şey programın bir mobil uygulamadan dahi erişimin olması ve oralarda tüm bu az önce bahsettiğimiz ihtiyaçları karşılıyor olabilmesi gerekiyor. Çünkü oraya sadece bir veri eklemek değil, o süreci de yönetebilmek gerekiyor. Bundan dolayı uygulamaların ya da ERP'lerin mobil kısımları da bu ihtiyacı karşılaması gerekiyor. Ve birçok noktada aslında bu işlemleri gerçekleştirebilmeleri gerekiyor tarım sektöründe çalışanlar. Çünkü bu tarım sahaları ya da ham maddeleri ya da üreteceği ürünle ilgili malzemeleri toplarken mobil olarak çok fazla noktada aktif olabiliyorlar. Bunu sağlayabilmek için de sadece bir internet bağlantısı, sadece bir mobil uygulama yanlarında olabiliyor ve bunlar üzerinden de işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekebiliyor. Bu yüzden yapının dinamik olması önemli bir konu. Bir diğer önemli konu da aslında tüm bu işlemleri yaparken ERP'nin aynı zamanda tarım bilgi sistemine de veri göndermesi gerekiyor. Burada bunu biraz daha detaylandır istersen. Hani tarım bilgi sistemi şu, aslında bitki koruma ya öne çıkaran bir sistem, bakanlık tarafından faaliyete alınmış. Burada üreteceğiniz ürünlerle ilgili, tarımsal yani bitkisel ürünlerle ilgili tüm aşamalarını aktardığınız bir veri sistemi. Bu veri ERP programları aktif olarak verilerini göndermek zorunda. Yani burada neyi sağlamış oluyoruz? O ürün üretildiğinden son tüketici aşamasına gelene kadar hangi ilaçların kullanıldığı, hangi yapıda üretildiği, bunları detaylı bir şekilde bu veri merkezinden görebilmiş oluyoruz. Bunda yani ERP çözümleri mutlaka bu sisteme veri gönderebiliyor olması gerekiyor. Tamam. Şimdi tarım sektöründe bildiğin üzere yoğun bir lojistik süreci de var. Tamam. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Diye de bunun yönetimi nasıl yapılıyor? Tabii buradaki konu çok önemli. Şundan dolayı önemli. Ürettiğimiz ürünler aynı zamanda bir bozulma süreci de yaşayabilir. Evet. Bundan dolayı bu ürünlerin bir an önce ya kullanım noktalarına ya tüketim noktalarına aktarılması gerekiyor. Ve burada belki soğuk depo kamyonlarıyla ya da farklı bir kısımlarla bu lojistik planlamaların yapılması gerekiyor. Bu hem lojistik kısmında da yine ekstra bir maliyet de çıkıyor. Yani bu benzin ya da mazot giderleri de burada çok etki etmiş oluyor. Bunu doğru planlayabilmek için yine ERP programlarına ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü tek bir yapıyı kontrol etmeniz gerekirse daha basit manuel yöntemlerle bunu gerçekleştirebilirsiniz ama çok detaylı bir yapı ya da geniş bir yapıyı kurmak istediğinizde ERP programlarının sistemsel özelliklerini kullanmanız gerekiyor. Burada da temel olarak ERP bize bu dağıtım kısmında hangi rotalardan hangi ürünleri nereye ulaştıracağı ile ilgili bir fırsat sunuyor. Bu kısmında lojistik kısmında ERP programlarını kullanmak önemli oluyor. Peki biz şimdi aslında her sektörün bir e-dönüşümden geçmesini, evet. E-dönüşüm süreçlerini hızlandırmasını isteriz. Ama en çok da ben şahsen tarım sektöründe e-dönüşümün hızlanmasını isterim. Diye tarım sektörüne e-dönüşüm tarafında neler sunuyor? Tabii yani buradaki kısım ilk başta da bahsettiğimiz gibi tarım sektörü olduğu için üreticiler aynı zamanda vergi mükellefi olmayan yerel üreticiler de olabiliyor. Onlardan bir ürün aldığın zaman o ürünlere karşılık bir müstahsil makbuzu kesmeniz gerekiyor. Ve bunu az önce bahsettiğimiz kısımda da yine çok lokal sistemlerde ya da üretim sahalarında kurabileceğiniz bir yapılardan yapamıyorsunuz. Bir mobil uygulamadan da bu müstahsil makbuzunu kesebiliyor olmanız gerekiyor. Yine tarım sektöründeki firmalar bu işlemleri ham maddelerini ürettikten sonra ya da satışını yaptıktan sonra ya da sevk aşamasında e-irsaliyi kullanmaları gerekiyor, e-faturayı kullanmaları gerekiyor. Yine e-dönüşümle ilgili işlemleri program üzerinden gerçekleştirmeleri gerekiyor. Birçok noktada bunu tek bir merkezden de yönetebilmeleri gerekiyor. Çünkü siz burada işin en başında olduğunuz kısımda tarım sahalarınızı kontrol etmek istediğinizde hangi ürününüz, hangi irsaliniz nereden çıkmış bunu tek bir noktada kontrol etmeniz gerekiyor. Bu kısımda da aslında ERP çözümleri bunu sağlamak zorunda. Peki. Şimdi aslında her webinarda sorduğum bir soru var. Pek de sürprizi kalmadı konuklarım evet. için. Tarım sektöründe DIA kullanıp da uçtan uca tüm süreçlerin DIA ile yöneten bir üyemiz var mı? Tabii birçok üyemiz var aslında. Burada en temel az önce bahsettiğimiz konulara etki edecek tarzda iki üyemizden bahsedebilirim. Bir tanesi tamamen yerel üreticilerden süt ürünlerini, sütleri temin ediyorlar. Onlara müstahsil makbuzu kesiyorlar. Daha sonra diğer içindeki üretim yönetimini kullanarak bu süt ürünleriyle ilgili tekrar bir süt ürünleri çıkartıyorlar. Yoğurt,
süt ya da peynir gibi ürünler çıkartıyorlar. Hı-hı. Bunları bizim yine dağıtım modülünde rotalara belirleyip kullanım alanlarına ya da distribütörlerine yönlendiriyorlar. Daha sonrasında da bunun tüm e-devlet çözümleriyle birlikte satışını, faturasını, e-irsalesini gerçekleştirebiliyorlar. Yine bununla ilgili yine diye içinde olan mağaza modülünü kullanarak sıcak satışını da yapabiliyorlar kendi marketlerinde. Bunu gerçekleştirebiliyorlar. Diğer firmamızda aslında bal üretimi yapan bir kısım kooperatiflerle çalışıyor ve birçok kooperatif kendi bünyesinde bu kooperatiflerden ürünleri topluyor. Yine burada bir müstahsil kesiliyor. Gelen ballar yine üretim yönetimiyle üretim sağlanıyor. Burada balda özel olarak analiz edilmesi ya da lotlarıyla takip edilmesi gereken çok ekstra detay oluyor. Çünkü buradaki bazı bakanlık tarafından işleme almış olan kontrol mekanizmaları oluyor. Yani siz o ürünle ilgili birçok analiz raporu sunmanız gerekiyor. Bu ürünleri nereden tedarik ettiğinizi göstermeniz gerekiyor. Diğer içinde de bunu çok rahat lot numaralarıyla bir ürünün dökümünü aldığınızda geçmişe dönük hangi ürün hangi kazandan, hangi işlemden geçmiş, hangi ham maddeden gelmiş bunları çok rahat görebiliyorsunuz. Firmamız da aslında bu yapıyı kullanıyor ve bu şekilde ürettiği ürünün parti numarasından geçmişine dönük baktığında o ürünü hangi yerel üreticiden almış, hangi balların karışımından olmuş bunları çok rahat bir şekilde görüyor. Yine aynı şekilde burada internet satışını yapabiliyor, e-ticaret satışını yapabiliyor, kendi sitesini hazırlayıp yine aynı ağdan, aynı veri merkezinden, aynı sunucudan bu işlemleri gerçekleştiriyor. Yani biz burada aslında o kullanıcımıza şunu sunmuş oluyoruz. Üretimden başlayıp stoğuna girdiği ürünü aynı zamanda e-ticaret sitesinden de birebir satabilmiş oluyor. Bu da aslında bütünleşik yapının ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor. Peki Diyan'ın bulutta olmasından fayda sağlıyorlar mı? Tabii yani en çok faydayı da bu bulutta olmasından sağlıyorlar. Burada temel olarak az önce de bahsettiğimiz kısımda üretim sahaları aslında birçok alana yayılmış bir durumda. Yani bir market gibi ya da bir ofis gibi bir alan değil. Tek gidip orada işlemini yapacağınız bir yer değil. Birçok alanda bu işlemleri gerçekleştirebilmeniz gerekiyor. Buralarda da bir sistem kurmak, bir yapı kurmak ya da üretim sahasındaki personellere bu programları kullandırabilmek çok kolay değil. Burada temel olarak programın çok basit ve kolay bir şekilde kullanılabiliyor olması gerekiyor. Bir son kullanıcının çok rahat o verileri girebiliyor olması gerekiyor. Ve daha sonra aslında mobil kullanımdan mobil bahsediyorsun. Kullanımda. Bu da bulut sayesinde evet, oluyor. Evet, bu hem mobil kullanım bulut sayesinde yapıyoruz ama bu bilgiler girildiği zaman da bize raporlamalarını verebilmesi gerekiyor. Çünkü doğru maliyetin çıkarılması gerekiyor. Tarım sektöründeki temel işleyiş aslında maliyetin de doğru çıkması. Çünkü bu sürdürülebilirliği bu şekilde sağlayabiliyoruz. Maliyet doğru çıktığı takdirde de tamamen yani o raporları almaz, o analizleri almaz. Programın hem bulutta olmasını hem de bu şekilde bütünleşik yapının tüm verilerin tek bir sonucu çıkarmasını da önemli hale getirmiş oluyor. Tamam. Benim sorularım bitti. Gayet hızlı bir webinar oldu aslında. Evet, biraz senin son olarak eklemek istediğin bir şey var mı? Tabii. Yani burada tarım sektörü çok önemli bir sektör. Aslında tüm yaşamımızı etkileyen, dünyanın varlığını etkileyen bir sektör. Buradaki ana amaç hem uygun şartlarda muhafaza ederken aslında bir sonraki tarım aşamalarında da yine sürdürülebilirliği sağlamak, verimliliği arttırmak çok önemli. Yani bu günümüzde bir savaş çıktığında bile tahıl koridorlarından bahsediliyor ya da herhangi bir şeyde ülkede bir sorun çıktığında aslında tüm her şey bu üretim üzerinden gerçekleştiriliyor. Buradaki yani tüm bu ERP olmazsa tüm bu tarım sektörü duracak gibi bir kısım yok. Ama ERP kısmı bu ürünlerin daha sistemsel bir şekilde üretilmesi, hangi noktalarda hangi hataların yapıldığı ya da geliştirme alanların neler olduğunu bize çok net veriyor. O yüzden yani ERP kısımlarındaki yeteneği, sistemselliği bu tarım sektörüne entegre etmemiz gerekiyor. Bu hem yani en başından beri dediğim sürdürülebilirliği arttırmak için çok önemli bir kısım hem de verimliliği yükseltmek için. Tamamdır. Ben katıldığın için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İzleyen herkese de çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki webinarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.